Hazır mıyız? Hazırız. Peki. Değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle basın toplantımızı izlediğiniz için. Şimdi değerli basın mensupları, gündem yoğun. Her gün yeni bir gündemle, Türkiye'nin gerçeği olmayan bir gündemle uyanıyoruz. Yeni bir gündem yaratılmaya çalışılıyor. Bu koronavirüs süresinde İktidar Partisi vatandaşlarımıza sahip çıkamadı. Doğru dürüst maskeyi bile dağıtamadı. Maskedeki süreci biliyorsunuz, adeta Türkiye'yi bir maskeli baloya çevirdiler. Önce satamazsın dediler, sonra postane dediler. Ardından e-devlet yoluyla dağıtacağız dediler. Eczanelere satış yasaklandı. Sonra eczanelere satış serbest bırakıldı. Ancak buna karşı bütün engellemelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin vatandaşlarına yardım etme girişimlerini engellemelere rağmen, ekmek dağıtmalarını engellemelere rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler insanları açta ve açıkta bırakmadılar. Aslında onların kimyasını bozan da tabuydu. Hem geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde hem de 31 Mart seçimlerinde en büyük propaganda malzemeleri neydi? CHP gelirse sosyal yardımları kesecek diyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi geldi, bırakın sosyal yardımları kesmeyi, hiç ayrım yapmadan, siyasi kimlik, parti ayrım yapmadan bütün vatandaşlarına yardım etti ve sosyal yardımları neredeyse 4 kat artırdı. Şimdi bu başarıyı hazmedemedikleri için, bu başarıyı gölgelemek istedikleri için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Genel Başkanımızın söylediği gibi AKP Türkiye'yi yönetemiyor, adeta savruluyor. O nedenle gündemi darbe ile, Selçuk Bayraktar ile meşgul etmeye çalışıyorlar. Dolar 7.24 olmuş, konuştukları konu CHP, konuştukları konu Özgür Özel Canan Kaftancıoğlu, konuştukları konu Veli Ağbaba. Bunlara söyleyeceğimiz tek bir şey var, Allah size akıl fikir versin diyoruz. Türkiye yanarken, insanlar açlıktan nefesleri kokarken, maskeyi dağıtamazken konuları hem uluslararası seslenişte hem milletvekillerinin yapmış olduğu tek şey CHP. Onlara Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey de elimizden gelmiyor. Sadece hükümet mi, ona bağlı çalışan troll ordusu da, troll içi ordusu da Cumhuriyet Halk Partisi bütün milletvekillerine, partimize saldırmaya devam ediyorlar. 12 maddelik bir sözleşme yayınladılar. Adeta kendilerini inkar ediyorlar. Tekrar söylüyoruz, trolüyle, gazetecisiyle, milletvekiliyle gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Öncelikle benimle ilgili olan bu konu nereden başladı size izah etmek istiyorum. 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayıs'a kadar kısa süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu tarafından yönetildi. Yeni yönetim tarafından belediye verilerinin yedeklenmesi üzerine geçtiğimiz yıl Nisan ayında AKP mahkemeye başvurarak verilerin yedeklenmesini engellemek istemişti. Biz de o dönemde bunun sebebinin bazı vakıflara, derneklere yaptığı desteğin ortaya çıkmasının engellenmesi için yapıldığını belirten küçük bir tweet attık. Tweette yer alan rakamların tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı raporlara dayandırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 56 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Adı STK Sivil Toplum Kuruluşu Okul Yurt Faaliyet Raporu tarih 2018. Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, TEÜÇ, Aziz Hüdayi gibi yönetim profillerinde AKP'ye yakın isimlerin bulunan vakıflara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olanaklarıyla verilen hizmetler ayrıntılarıyla yer alıyordu. Bu rapordan hareketle TEÜÇ Vakfı'na 41.1 trilyon yardım yapıldığı ortaya konulmuştu. Destek verildiği ortaya konulmuştu. TEÜÇ Vakfı'na 41.1 trilyon destek verildiğini yazmıştık. TÜGVA'ya aynı raporda 74.3 trilyon, TÜRGEV'e 51.5 trilyon, ENSAR'a 28.7 trilyon, Okçular'a 16.6 trilyon gibi
Aziz Mahmut Hüdavi Vakfı'na 16.5 trilyon gibi yardımların yapıldığını tweetimizde söylemiştik. Vay sen misin bunu söyleyen? Nasırlı parmaklarına basılmış gibi hoplamaya başladılar. Bize dava açtılar değerli basın mensupları. İyi ki de açtılar. Gerçekler belgeleriyle birlikte mahkeme kayıtlarına geçiyor. Bakın T3'ün yani bugün bizim saldırıya maruz kaldığımız T3'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2018 maliyeti ne kadar? Bu bedeller İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı resmi belgelerdir. Benim uydurduğum rakamlar değildir. Bakım onarım tadilat 21 trilyon 345 bin lira. Tefrişat 6.893 trilyon. Ulaşım 855. Yeme içme 2862. Personel desteği 5 trilyon 317. Tanıtım medya 35 milyon. Deney yap proje 5 trilyon 21 milyon. Bu rakamlar bunlar değerli arkadaşlar. Bu rakamlar AKP'li Mevlüt Uysal döneminde açıklanan rakamlar, bizim açıklamış olduğumuz rakamlar değil. Bizim söylediğimiz çok net. 2018 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 41 milyon lira değerinde destek aldınız mı, almadınız mı? Sorduğumuz soru bu. Bakın AKP'nin teftiş kurulu raporu burada. Bakın teftiş kurulu raporu burada. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018'deki okul yurt faaliyet raporu burada. Her şey açık açık yazılı değerli arkadaşlar. Her şey açık açık yazılı. Bakın bu da protokol. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kavuç Vakfı'nın imzalamış olduğu protokol. Burada neler yapılacağı açık açık yazılı arkadaşlar. Bunun altında kimin imzası var? Bakın bunun altında değerli basın mensupları, bunun altında Mevlüt Uysal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile T3 Vakfı'nın yönetim kurulu başkanının imzası var. Mevlüt Uysal ve T3 Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı. Yani bizim altında imzamız olan bir şey yok. Kaldı ki değerli basın mensupları, kaldı ki benim paylaşımım aynen şöyle. Selçuk Bayraktar'ın mütevelli başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41.1 milyon lira destek sağlanmış. Destek verilmiş. Burada benim açıklamamda tehdit yok. Hakaret yok. Küfür yok. Bir suçlama yok. Ancak benim attığım tweet'e karşı bana karşı alçakça iftiralar var troller tarafından. Tehdit var. Hakaret var. Küfür var. Ama bu gerçekleri hazmedemeyip bana iftira atan, olmadık hakaretler ve tehdit sıralayanlara da kamuoyunun vicdanını havale ediyorum. Benim attığım tweetten rahatsız oluyorsun, yaygarayı koparıyorsun ama bana atılan iftirayla ilgili, bana atılan hakaretle ilgili ses çıkarmıyorsun. Bunu da milletin vicdanına havale ediyorum. Kimsenin, değerli arkadaşlar, kimsenin ürettiğine, teknolojisine, sanayisine karşı değiliz. Ama kimse dokunulmaz değildir, sorgulanamaz da değildir. Rakamlar, belgeler burada. Bize verilmedi diyor. O zaman bu tadilat nerede yapıldı? Bu araç gereç nereye alındı? Bu personel nerede istihdam edildi? Ben bunları söylemiyorum. Mevlüt Uysal dönemini İstanbul Büyükşehir Belediyesi söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi söylüyor değerli arkadaşlar. Bu belgeler gerçek değilse o zaman 41 trilyon nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Anlamadığımız bu gerçekleri söyleyince neden zorlarına gidiyor? Nakit para iddiasında olan yok ama hala para almadık diyorlar. Maskeler nerede diye soranlara bizi bölemeyecekler diyor. Dolar 7.2 liraya geçti diyoruz, asla başaramayacaksınız diyorlar. İşsiz sayısı 8 milyona dayandı deyince ezanı susturamayacaksınız diyorlar. Esnaf bitti, tükendi, iflas ediyor. Millet açlıkla karşı karşıya diyoruz, kimse darbeyi yapmayı aklından geçirmesin diyor. AKP'nin bu akıllara durgunluk veren manipüle çalışmasından T3 Vakfı da esinlenmiş olacak ki biz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek almışsınız deyince asla teknoloji hamlesi yolundan dönmeyeceğiz diyorlar. Biz 41 milyon lira destek raporlarda var dedikçe asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız diyorlar. Gerekirse vecihi hür kuş gibi bedelini öderiz diyorlar. Devrim arabalar diyorlar, Nuri Demirağ diyorlar, solunum cihazı diyorlar. İHA diyorlar, SİHA diyorlar. Size bunları yapmayan diyen mi var? Size öğrencileri bilgisayar öğretmeyin diyen mi var? Size İHA yapmayın, SİHA yapmayın diyen mi var? Sanki vecihi hür kuşa bedeli Vela Baba ödetmiş. Sanki devrim arabalarına benzini Vela Baba koymamış. Sanki solunum cihazının önündeki engel Vela Baba. Böyle bir çarpıtma, böyle bir algı operasyonuna karşı karşıyayız. Bu algı operasyonunu maalesef parlamento yüzle baktığımız insanlar yapıyor. Maalesef koca koca milletvekilleri yapıyor ve maalesef birileri milletvekillerini tehdit ederek, bir troll başı, bir meczup milletvekillerini tehdit ederek diyor ki Veli Ağbaba ile ilgili tweet atmazsanız sizin isimlerinizi listeleyeceğim diyor. Türkiye'de milletvekilini yöneten bir troll. Bu da o milletvekilleri açısından utanç verici değerli arkadaşlar. Beni savunma sanayine, teknolojiye karşı çıkıyor gibi gösteremezsiniz ey troll ordusu. Terörle mücadelenin kahramanları, savunma sanayinin kahramanları, milli gemi projesini yapanlar, en iyi askeri pilotları kumpaslarla cezaevine atıldığında onların yanında ben vardım, biz vardık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı terör örgütü lideri, Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü ilan edildiğinde, bütün yurtsever subaylar içeri atıldığında, milli gemi yapanlar hastalda ölüme terk edilirken onların yanına dimdik duran CHP'yi ya da Veli Ağbaba'yı savunma sanayine, terörle mücadeleye, teknolojiye karşı gibi göstermek kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir. Bize böyle bir iftira ve yalan atmak hiçbir ahlaka, hiçbir vicdana, hiçbir insanlığa sığamaz. Karşınızdaki bir milletvekili doğruları söylemeye devam edecek, kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, ben bunları söylüyorum. Mevlüt Uysal dönemi İstanbul büyük affedersiniz. Ben bunları söylemiyorum. Değerli basın mensubu, ben bunları söylemiyorum. Mevlüt Uysal dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi söylüyor. Bu belgeler gerçek değilse o zaman 41 trilyon nereye gitti bu araştırılsın? Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Değerli arkadaşlar, benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Gündem değiştirmeye devam ediyorlar ama biz Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeye devam edeceğiz. Dolar 7.24. İnsanlar açlıktan kırılıyor. 18 milyona yakın işsizimiz var. İnsanlar 1177 liraya geçime zorlanırken biz bu gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin gündemi ekonomi, Türkiye'nin gündemi yokluk, açlık, işsizlik, Türkiye'nin gündemi korona. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Ben bütün basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz hepinize. Kolay gelsin.